Çok teşekkür ediyoruz. Üşenmeye karar vazgeçme. O zaman açılışımı yapıyor muyuz? O zaman açılışımızı yapalım. Bir, iki, üç. Herkese merhaba. Ne yapıyoruz? Bugün Melisa'nın karuselde bir söyleşisi var. Ve ben de kamera arkasındaki kameraman olarak. Ama benim söyleşim olmasına rağmen yine soruların ucu Sami'ye dayanıyor. Ha öyle nasıl bir şey var kadar... o yüzden de geldim. Evet. Nasıl bu kadar hamilelikle fit kalabildiniz? Nasıl beslendiniz? Fiziğinizi, formunuzu nasıl koruyorsunuz? Eşinizin yani Sami'nin Türkiye'de önde gelen önemli isimlerden olduğu işte beslenme konusunda, spor konusunda. Şunu da anlatmak istiyorum. Yine böyle Yağmur'un bir etkinliği vardı. Neredeydi? Karusel. Hayır ya, geçen gittiğimiz havalana gidip geri döndüğümüz. Bunu size çok anlatmak istedik ama biz niçin şimdi aklıma geldi. Hatırlarsanız biz bir evlilik videosunun içinde bahsettiydik. Biz nereye gidiyorduk? Yani kemer. Şimdi kemer dediğiniz zaman aklınıza ne gelir? Yani neresi gelir? Yani... Antalya. Çünkü yani biz şimdi İstanbul'u bilmiyoruz. Ama. Çünkü İstanbul'u hani ben yabancıyım, Sami tabii benden daha önce geldi. Ben 2 senedir İstanbul'dayım. Ben dedim ki Sami'cim dedim hazırlan dedim Antalya'ya gidiyoruz. Dedi ki ne alaka, etkinlik varmış dedim. İşte golf turnuvası ile ilgili bu meme kanserine karşı duyarlılıkla ilgili. Biz aldık biletimizi, ondan sonra uçağımızın kapısına kadar geldik. İşte 403B, AC. Sami dedi ki dur dedi Melisa dedi, ben bir bakayım dedi. Yani niye bu etkinlik dedi Antalya'da? Da burada İstanbul'da değil. Çünkü Yağmur'un bütün dedi etkinlikleri İstanbul'da. Ben çok sorgulamadım. Dedim ki yani tamam. Ben dedi biletleri aldım. Hatta ben biraz sorgulayınca Melisa dedi ki sen daha her şeye işte böyle söyledin de falan. Tamam ya dedim, sıkıntı yok. Gidelim. Arkadaşlar biz hazırlığımızı yaptık. Evet. Geri döndük. Havaalanına girdik. Havalimanında ben yine fırça yedim bir sürü. Ya, söylenirim mi? Çünkü diye. Ama haklı zezlenişlerdi bunlar. Neyse. Sonra uçağa biniyorduk arkadaşlar. Ben gittim bir daha Starbucks'tan sinir kahvesi aldım böyle. Emre bizi karşıladı sağ olsun. Evet Melo. Evet. Bugün bu söyleşide bizi neler bekliyor? Güzellik üzerine, işte biraz survivor hakkında, biraz senin hakkında. Ben varım videoda, izlemeye devam edin, merak etmeyin arkadaşlar. Aynen. Antalya'ya gitmedi doğru yerde. Antalya'ya gitmedi doğru yerde. Evet, acaba doğru yerdeyiz. Nereye gidecek? Bakırköy ruh besini alsam arada gidebilir mi diye bir düşündüm. Ama hazır olup bahsettiği yola gelirken. Bakın burada kim var? Teyzesinin kuzusu Sarp gelmiş. Peki. Efendim Çetin Kaya ve ünlü fenomenlerden sunucu Survivor yarışmasında ve panorama masasının efendim baş kahramanı Melisa Emirbayar bizimle beraber dedik ki güzel bir güzellik sohbeti yapalım. Gerçekten zorlandın mı orada? Aç kalmaktan. Yani tek şimdi izlediğin zaman televizyondan aynı efekti alamıyorsun. Diyorsun ki ne var burada, ben de gidebilirim, ben de yapabilirim. Herkes söylüyor. 7'den 70'e zaten burada aynı fikirde olmayan yok insanlarım. Ama gittiğin zaman farklı. Ben gitmeden önce dedim yapabilirim. Ne kadar aç kalabiliyorsundur ki zaten ya da ne kadar zor olabilir? Sizin aç kalmanız reytingleri arttırıyor. Uçaktaydım, dönüyorum tabii yarışmadan, elendim. Bir tane teyze kafasını uzattı. Sen de Melisa'sın değil mi? Evet dedim. Gerçekten yemek yemiyor musunuz dedi. Gerçekten de yemek yemiyoruz. İnanmıyorum dedi. Sonra geri çekildi. Hiç kimse inanmıyor. Ama biz de giderken şu kafayla gittik. Dedik ki kesin bir şey vardır. Kesin bir şey vardır. Bu kadar aç kalmıyorsundur. Hatta sabah uyandırıyorlardır. Arkada bir otel vardır. Sabah kalktığın zaman işte senin görüntünü alıyorlardır. Sonra tekrar otele gidiyorsundur. Yemeğini yiyorsundur. Adaya indik. Hiç abartmıyorum. Bu kadar kare bir baraka. Zaten battaniye veriyorlar sana bir tane. Çantan bir yastığın oluyor. Öyle duvara çarpmış gibi yani kalıyorsun. Şöyle ki görsün konukların diye. Bebeğimizin gelmesi de 2 aydan az bir süre var. Bu demek oluyor ki aslında anne ve anne adayları bebeklerini de kendilerini de bu süreçte korumak adına en az kimyasallar, hatta mümkün olduğu kadar kimyasallardan uzak tercihlerde bulunuyorlar. Böyle yani ben tabii her kullandığım şeye çok dikkat ediyorum. Özellikle cildimde bu parlaklığı olsun, işte daha böyle soft bir görüntüsü, saçlarının parlaklığı, uzunluğu, arı sütü.
polen, bal, propolis. Her sabah bir kaşık arı sütü, polen, bal ve propolisin böyle karışık bir kavanoz içindedir. Kahvaltıdan bir saat sonra hemen bir kaşık alırım. Ve ne kadar değişimi siz de görecekseniz eğer uygularsanız, hamile olun veya olmayın. Yani günlük yaşantınızın içinde olması gereken ürün. Ama sen şanslısın. Şimdi buraya böyle bir coşkulu, sportif bir müzik alabilir miyim? Böyle bir hareketli enerjimiz yükseltecek. Neden şanslı olduğunu söyleyeceğim. Ama böyle bir enerjimiz yükselsin istiyorum. Tamam, eşi Sami. Sabah 7'de Sami seni mutfakta storylerini izliyorum. İyi anlatır mısın? Merhaba herkese, merhaba arkadaşlar. Bir alkış alalım Samiye'de. Yani içeride tayları var tabii. Ben yıllardır sağlık sektörünün içerisindeyim. Fitness ve beslenme uzmanıyım. Spor sektörünün içerisindeyim. Spor hiç belli değil Samiye o. Aynı zamanda daha profesyonel sporcuyum. Saat 6'da her gün uyanırım. O gördüğü saat geç yani. 6 benim diyor, uyandığım Samiye mutfakta yakaladığım saatte. Ve en çok keyif aldığım şeylerden biri herhalde Melisa'nın da en şanslı olduğu konu. Sen böyle gelir misin? Ben mutfakta zaman geçirmeyi çok severim. Mutfakta zaman geçirmeyi seven erkek. Evet. Evet. Bu konuyu oldukça ilgiliyim. Tabii yıllardır profesyonel sporcu olduğum için beslenme konusu bizim en önemli noktalarımızdan biri. Bundan dolayı bu konuda kendimizi uzmanlaştırmak gerekir. Ne öneriyorsun mesela hamilelik sürecinde ne yedi ve ne yemedi? Şimdi hamileliğin başında çok başına gitme, 2 ay kalmış şurada dur ortaya topla. Hamilelik sürecinde insanların bilmesi gereken en önemli ince noktalardan biri şudur. Küçücük bir nokta var öncelikle karnınızda ve maksimum ulaşacağı kilo 3,5 kilo. Evet. İnsanlar hamile olduğunu düşündüğü anda beklentisi şudur. Ben yiyeyim, çocuk da beslensin, evet. Çocuk da yesin. Yani 2 kişilik yemeye başlar. Yani nokta fasulye kadar bir hücrenin beslenebilmesi için gerekli olan ekstrem bir şeye veya ekstra bir şeye gerek yok. Öncelikle bunu söylemeye çalışacağım bunu. Kusmaya çalışan, sağlıksız bütün yöntemlere başvuran insanlar için özellikle senin gibi otoriteye soruyorum. Mide ameliyatı olan ki biliyorsunuz birçok insan bunlar yaşıyorlar. Aslında işin uzmanlarıyla beraber yapıldığında ve biraz da yerin içine kontrolü olduğunda düzene girebileceğini, herkesin benim gibi olamayacağını ve olmaması gerektiğini, bedenlerimizi sevmemiz gerektiğini anlatır mısın? Evet. Şimdi aslında ben konunun buraya geleceğini bilmiyordum. Güzel yere geçti. Güzel gelirim. Ben de kendi kişisel seminerlerimde salondaki, spor salonundaki üyelerim, sosyal medyadaki takipçilerime benim bir kuramım var, DAN kuramı diye. Bunun en önemli şeyi işte diyet, motivasyon, antrenman. Şimdi insanlar birinci safhadadır. Antrenman ve beslenme aslında eşittir. İyi bir motivasyona sahip olmayan biri, iyi bir enerjiye, hayat enerjisine sahip olmayan birinin iyi antrenman yapabilme, dolayısıyla da iyi beslenebilme gibi bir lüksü yoktur. Çünkü insanlar motivasyon sahibi değilse ya kötü beslenmeye yönelir, kötü beslenmeye yöneldiği için zaten ben diyetimi bozdum, spor yapmasam da olur der. Ya da tam tersi aç kalır. Bunun ikisi de bizim için sağlıklı bir durum değildir. Öncelikle hedef belirlememiz lazım. İyi bir fiziğe neden sahip olmak istiyorsun? Neden sorusunun cevabı çok kilosuyla önemli. Kilosuyla problem yaşayan var mı aramızda? Faydasını gördüm. 3 kilo verdim. Boğazımı biraz tutarsam inşallah açık sözlüyümdür. Çok daha güzel sorular alabilirim. Şöyle bir şey sorayım, bu çok önemli bir nokta. Boğazımı tutamıyorum. Bunun iki sebebi vardır. Bu bir duygusal açlık olabilir. Evet. Yani insanların en büyük düştüğü yanılgı budur. Ben açım, yemem gerekiyor. Aslında böyle bir şey yok. Ben sürekli aç yiyorum, bir şeyler tüketiyorum. Bu genellikle insanlarda duygusal açlık. Evet. Bu da dediğim gibi hayat enerjisiyle alakalı bir şey. Motivasyonunuz veya odaklandığınız başka bir şey yoksa İnsan sürekli kendini böyle enerjik hissedebilmek için. Aslında ailenin söylediğine geliyor olay. Tatlı gibi, özellikle şarj suyunu bu şekilde hücreleri tatmin edecek kadar almak işin özü bu. Spor işin içerisine girdiğinde o profesyoneller devreye girer. Bu kalori açığını bu şekilde kapatabilirsiniz diye söyledim. Ben bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Bir formül var. 7-38-55 formülü. Bir dakika dur. 7-38-55. %7'si ne istediğini bilip onu söylemek. İkincisi
söylerken ki ses tonu, üçüncüsü de bunu yaparken ki beden dili. Yani ben spor yapıyorum dediğiniz zaman aynaya baksan zaten sen kendine inanmazsın. Ama ben spor yapmak istiyorum özgüvenli bir şekilde bunu söylediğin zaman, yani dışarıdan biri seni görse, evet bu adam spor yapacak ya da bu adam sadece sporla ilgili hayatındaki herhangi bir alanda başarıya ulaşmak istiyor. Gerçekten onu gördüğünde, yani sen aynada kendini gördüğün zaman, o pozisyonu hissettiğin zaman istediğin her şeyi başarabilirsin. Çok teşekkür ederiz.